altın mı daha iyi bir yatırım aracı ya da gümüş mü gibi. Bunun tarihi örneklerine bakalım arkadaşlar. Macrotrends.net'te enflasyondan arındırılmış bugünün dolarıyla hesaplanan altın ve gümüş fiyatlarını bulabiliyoruz. Bu altın, bu da gümüş fiyatları. Bunlara baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor tarih boyunca. Gümüş altından daha çok artıyor. Bu bir gerçek. Ama aynı zamanda düşüşte yakalanırsanız da gümüş size daha fazla risk getiriyor. Nasıl? Bakın 1971-80 döneminde şurada bir artış dönemi var. Hem altında hem gümüşte. Burada baktığımız zaman enflasyon dışında, enflasyon etkisi çıkartıldığında altının 1971-80'de 9 kat arttığını, gümüşün ise aynı dönemde 14 kat artış gösterdiğini görüyoruz. Yani gümüş altından yaklaşık 1,5 kat daha fazla artış göstermiş. Ama 1980-2001 arasında iki parasal metal de düşüş kaydederken altın 5,9 kat düşerken gümüş bu sefer 19,7 kat düşmüş. Yani düşüşte yakalanırsanız gümüşte tehlike büyük oluyor. Ama yukarı giderken gümüş daha fazla artıyor. 2001-2012 arasında da yeniden bir yükseliş dönemi var. Burada altın 5,46 kat, gümüş ise 9,26 kat değer kazanıyor. Çok sorulan bir başka soru da bugünlerde. Şimdi Çin kaynaklı sağlık olayı dolayısıyla bütün ekonomilerde bir kapanma durumu söz konusu. Çok büyük işten çıkarmalar, şirket kapanışları söz konusu. Şimdi bu sanayi üretim tarafı durduğu için ve gümüş de sanayide çok kullanıldığı için burada gümüşe bir olumsuz etki olur mu? Tabii bu boyutta bir durma daha önce görülmemişti dünya ekonomilerinde. Fakat daha önceki krizlere baktığımızda oralarda da altın ve gümüş fiyatlarında bu sanayi etkisini görmüyoruz arkadaşlar. Mesela 2008 krizinde sanayide gümüşün kullanımı çok yüksek bir düzeydeydi. O zaman da üretimde kayıplar, işsizlik olmuştu. Tabii bu derece değil ama olmuştu. Ama bakın gümüşü bir etki olmadı. Yine 1970'lerdeki dönemde de gümüş, özellikle o zaman analog fotoğrafçılık vardı ve gümüş çok kullanılıyordu. O dönemde de bir etkisi olmadı. Ben bu dönemde de gümüş üzerinde bu sanayi üretiminin durmasının çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü gümüşün, bakın şurada benim YouTube kanalımda oynatma listelerine girdiğimiz zaman, gerçek ekonomi oynatma listesine tıkladığımız zaman burada 16. bölüm var. Gerçek ekonomi 16. bölüm. Mayıs ayında, 2019 Mayıs'ında çekilmiş. Burada arkadaşlar birçok bilginin yanı sıra gümüşün kullanım alanlarını da gösteriyoruz ve hem arz hem talep yönünü ele alıyoruz ve burada endüstriyel talep kısmı da var. 600 milyon ons. Zaten toplam talep 1 milyar ons. Yani %60'ını sanayi kullanımı gerçekleştiriyor. Fakat bunun büyük çoğunluğunu da elektronik ve güneş panelleri gerçekleştiriyor. Yani 250 artı 100 kadar, yani 350 kadarını bu sanayiler gerçekleştiriyor ve bunlarda bu kapanmalar dolayısıyla düşüş değil, aksine artış bile olabilir. Çünkü insanlar eve kapanınca elektronik cihazlara olan talep arttı. Çünkü insanların evde bulunan bilgisayarları, telefonları daha iyi dijital ortamdan faydalanmak için yenilemesi durumu da söz konusu olabilir. Bu sebeple mesela otomotiv sanayinde olacak bir talep düşüşü gümüş açısından çok daha küçük yer tutuyor. Bakın 50, bir de şurada 150 var, 200 gibi daha düşük oranlarda yer tutuyor. O yüzden ben çok büyük bir etkisi olmasını beklemiyorum bu endüstriyel talep düşüşünün. Şimdi ben size bugün farklı bir yöntemle gümüşün 2020 krizinde ulaşabileceği potansiyel değerleri hesaplamayı öğreteceğim. Bu Gerçek Ekonomi 16. bölümde de birkaç farklı yöntemden, başka yöntemlerden bahsediyorum. Bazıları aşağı yukarı bugün söyleyeceğim yöntemle aynı sonuçları veriyorlar. Konuyla ilgileniyorsanız bu bölümü de seyretmediyseniz seyretmenizde fayda var. Şimdi bugünkü gümüş potansiyelini hesaplayabilmek için altın-gümüş rasyosunu kullanacağız tarih içerisinde ve bunu hesaplayabilmek için tabii altının bugün ulaştığı yeni potansiyel değeri hesaplayacağız. Biz en son 4 Nisan için bunu hesaplamıştık. 10 gün kadar önce altınla ilgili yaptığımız bir başka bölümde. Şimdi bu 10 gün zarfı içerisinde Fed'in bilançosu 6 trilyon dolardan 6,13 trilyon dolara
yükseldi. Baktığımız zaman 6-13'e göre hesapladığımız zaman Amerikan hazinesindeki altın miktarı aynı. 261,5 milyon onsa böldüğümüz zaman altının ulaşması gereken potansiyel fiyat 22.900 dolarlardan 23.400 dolarlara yükseldi. Yani 500 dolar kadar artış yaptı. Altın fiyatı da aynı dönemde 10 günde 1618'den 1715'e çıktı. Altının gram fiyatı da 350'den 373'e çıktı. Ve bu durumda Türkiye'de bu senaryo gerçekleşirse, yani altın fiyatı tekrar Amerikan hazinesindeki altın miktarının değeriyle Amerika'nın bastığı paranın, yani bu Fed'in bilançosunun değeri eşitlenirse, olması gereken gram fiyatı 4.970 TL'den 5.103 TL'ye çıktı. Hatırlayın, o bölümde görmüştük veya dinlemeyenler için o bölümü tekrar ben hatırlatayım. Amerikan tarihinde iki defa 1932'de ve 1980'de Amerikan hazinesindeki bu altın miktarının değeriyle Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı para miktarı eşitleniyor. Zaten ancak bu şekilde o dönemdeki krizler atlatılabiliyor. Bu sefer de işte bu %100 eşitlenme gerçekleşirse oluşacak fiyat bugün itibariyle, 14 Nisan itibariyle 5.103 TL. Fakat o bölümde biz yine görmüştük, 2008 krizinde bu potansiyelin %100'ü değil %53,7'si gerçekleşmişti. Şimdi gümüşün bugünkü potansiyeline gelelim. Altın gümüş rasyosu, altın fiyatının gümüş fiyatına bölünmesiyle oluşan bir rasyo ve tarihi olarak bu 12'ler civarındayken uzun yüzyıllar boyunca son yüzyılımızda çok yüksek değerlere ulaştı ve oradan tekrar düştü. Böyle bir dalgalanma yaptı farkındaysanız. İşte 1919'lardan 1941'e kadar, sonra 1968'de bir dip yaptı, sonra 1990'da bir tepe. 2008 krizinde bir dip yapmaya çalıştı ama 30'lardan geri döndü ve tekrar çok daha yüksek bir tepeye ulaştı. Şu anda 113,35, tarihi yüksek seviye. Şimdi buradan tekrar 50'ye düşebilir. Yani 1929 krizinde olduğu gibi 50'lere düşebilir. 2008 krizinde olduğu gibi 30'lara düşebilir veya tarihi dibe 20'lere, hatta 15'lere düşebilir. 1929 kriziyle 2008 krizini baz aldım. Çünkü 1929 krizindeki gibi bir ekonomik küçülmeyle karşılaşabiliriz ve 2008 krizindeki gibi bir para ve bankacılık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. İkisiyle de aynı anda da karşı karşıya kalabiliriz. Buna göre senaryolarımızı oluşturacağız. Şimdi 2008 krizinde 30'lara, 1929 krizinde de 50'lere düşmüş bu altın gümüş rasyosu. Eğer biz şimdi altının potansiyel ulaşması gereken fiyatın 2008 krizinde olduğu gibi %50'sine ulaşırsak, altının gram fiyatı 5103 bölü 2, yani 2551,5 TL olacak demektir arkadaşlar. Eğer altın gümüş rasyosu 1929 krizinde olduğu gibi 50'ye düşerse, o zaman gümüş gram fiyatı ulaşabileceği 2551,5 bölü 50'den 51 lira civarında oluyor ve bugünkü gümüş fiyatına bakalım. 3,35 TL böldüğümüz zaman 51'e 15,23 kat. Eğer altın gümüş rasyosu 2008 krizindeki gibi 30'a düşerse 25 kat, eğer 20'ye düşerse de 38 kat gümüşte kar fırsatı doğmuş oluyor arkadaşlar. Yani bugün 10.000 TL yatıran gümüşe bir arkadaş, eğer altının yükselme potansiyelinin %50'si gerçekleşirse 380.000 TL olarak bir kazanca ulaşabilir, örnek vermek gerekirse. Peki altının yükselme potansiyeli %100 gerçekleşirse, yani 1932 ve 1980'de olduğu gibi bir kez daha altın bu krizde de insanlar fazla dolar basıldığı zaman, altına hücum ettiği zaman altının fiyatı artarak Amerikan hazinesindeki altınların değeriyle Amerika'nın bastığı paranın miktarı eşitlenirse, yani 5103 TL'ye gram fiyatı bugünün TL'siyle gelirse, o zamandır senaryolar şöyle: altın gümüş rasyosu 50'ye düşerse 30 kat, 30'a düşerse 50 kat ve 20'ye düşerse de 75-76 kat kazanç elde etme fırsatı elde ederler. Tabii olacak diye kesin bir şey söyleyemiyorum. Diğer senaryolar da olabilir ama gönlümden geçen senaryo benim altının %100'e ulaşması ve altın gümüş rasyosunun 20'lere, hatta daha da altına düşmesi ve gümüşün yatırımcısına 70-80 kat kazandırması. Gönlümden geçen senaryo bu. Tabii bunlar olursa dolar çok fazla basılacak. O arada bir dönem önce dolara atak olacak, dolar yükselecek vesaire. Türkiye'de de
para basma olabilir. Bu durumda bir enflasyon beklentisi buraya koymamız lazım. Ben bunu %100 olarak koyuyorum. Yani yüksek bir beklenti enflasyon olacağını bu dönemde, önümüzdeki birkaç senede daha da yükseklerinden Allah korusun diyorum. %100 olacağını düşünürsek o zaman bu karın da 35 kat civarında bir kar olabileceğini hesap edebiliriz. Yani enflasyondan arındırdığımızda bugün 10 bin lira gümüşe koyan bir arkadaşımız 350 bin lira kazanabilir bu sürecin sonunda, eğer bu senaryo, gönlümden geçen senaryo gerçekleşirse. Az önce 380 demiştik ama onun içinde enflasyon vardı. Bugünün parasıyla 350 bin lira kazanabileceği, enflasyonun dışında gerçek reel kazanç elde edebileceği bir senaryo burada oluşabilir arkadaşlar. Tabii ki yatırım kararlarınız tamamen sizin koşullarınıza bağlı, sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere, yapmakla yükümlü olduğunuz harcamalara vesaire bağlı. Bütün bunların dışında paranız kalıyorsa yatırım yapmalısınız ve yatırımda da risk tercihlerinize göre davranmalısınız. Altın en düşük riskli sağlam paradır arkadaşlar. Gümüş daha orta riskli, gördünüz az önce, düşüşte yakalanırsanız ciddi zarar verebilir. Bitcoin onlardan da risklidir. Yani yukarı giderken de çok daha fazla yukarı gider ama aşağı düşerken de çok daha hızlı aşağıya düşer. Bir gecede %50 düştüğü yakın dönemde görülmüştür. Bitcoin'in dışında ümit vadeden yeni projeler ise Bitcoin'den de daha risklidir. O yüzden bu risk parametrelerini de göze alıp hangisinde kendinizi daha rahat hissediyorsanız kendi şartlarınıza göre, ona göre yatırım kararı verebilirsiniz arkadaşlar. Sepet yapmayı da tercih edebilirsiniz. Sepette de yine risk tercihiniz önemlidir. Sepette daha az riskli bir sepet olsun derseniz altın gümüşe ağırlık vermelisiniz. Daha yüksek riskli bir sepet tercih ediyorum derseniz de gümüş, Bitcoin ve türevlerine yer